Evet, güzel bir program. Zaten biz başkanım. Gerçekten partiye gönül vermiş insanlar. Beşiktaşlarla beraber olmuş arkadaşlar. Eski yeni kültürük sağlamak ve sahayı komple tarama için bugün nereye AK Parti'nin düzenlemiş olduğu 67'de 670 AK ekiple 67 bin el sıkıyoruz kampanyasına katılan Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu organizasyonun değerlendirmesini yaptı. AK Parti'nin her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de sahada olduğunu belirten Kundakçıoğlu en yüksek oyu alacaklarını söyledi. Bu diğer ilçelerle önümüzdeki günlerde devam edecek. Gerçekten AK Parti her zaman bütün seçimlerde olduğu gibi yine sahaya hakim. Yine insanlar hem genel başkanımız hem milletvekillerinde en yüksek oy almak için bu kadar gerekli çalışmaları bugün buradan başladık. Ve göreceksiniz ki önümüzdeki günlerde AK Parti'nin oyu ve Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oyu her geçen gün sonunda artacaktır. İnşallah bu seçimde en iyi sonucu alacaktır. Ve bu programı kendine başkanımıza teşekkür ederim. Diğer yandan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal da katıldı. 67'de 670 AK ekiple 67 bin el sıkıyoruz programını değerlendirdi. 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Ömer Ünal, 14 Mayıs'a Cumhurbaşkanımızın yüzünü güldürecek oy alacağız dedi. Evet, bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta bir seçim var. Seçim çalışmaları kapsamımız bugün. Karadeniz'de değildeyiz. Karadeniz'de değil de çalışma yapacağız. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'taki seçim çok çok önemli. Bugüne kadar olan genel seçimlerin belki de en önemlisi. Niye? Çünkü Cumhur İttifakı'nın karşısında bir Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın içinde olmayan yok. Yani terörü destekleyeni vesaireyi vesairesi hepsi orada. Dolayısıyla bunların Türkiye artı yönde bir şey getirmesi mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye'de doğru zamanla doğru adam diyerek bundan sonra da devam etmesi gerekiyor. Bugün burada Ereğli'de çok güzel bir çalışma var. AK Parti'nin tamamı genetlenmiş. Çalışıyorlar. İnşallah sonradan da Cumhurbaşkanımızın yüzünü güldürecek. Uyu alacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımıza 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı tekrar seçilecek. Teşekkür ederim.